Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde SQL sorgularımızda güncelleme, veri güncelleme ve verileri silme işlemlerini öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Ben şu anda database'imi seçtim. MySQL bağlantımı da yaptım. İsterseniz select yıldız from users diyelim ve tablomuzu bir görelim. Şimdi ben arkadaşlar bu tabloda seçtiğim bir veriyi güncellemek istiyorum. Mesela ben burada 5. veriyi güncellemek istiyorum. ID'si 5 olan veriyi güncellemek istiyorum. Ve username'ini atıyorum. Turgut yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen öğrenelim. Şimdi SQL sorgumuz bu şu şekilde olacak. Bu sefer update diyeceğiz. Ve hangi tabloyu güncelleyeceksek tablonun ismini giriyoruz. Ve set dedikten sonra güncelleyeceğimiz sütunların ismini ve yeni değerlerini girmeye başlıyoruz arkadaşlar. Nedir? Username'i güncelleyeceğiz. Ne olacak? Turgut olacak yeni username'i. Bunu bu şekilde çalıştırırsam arkadaşlar bütün username'leri Turgut yapacaktır. Ama ben buradaki 5. ID'si 5 olan satırı Turgut yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bir önceki derste koşul belirtmeyi görmüştük. Ver dedikten sonra ID'si 5 olan 5 olan diyorum ve sorgumu çalıştırdığımda başarılı bir şekilde sorgum çalıştı. Hemen tekrar tablomuzu listeleyelim. Gördüğünüz gibi ID'si 5 olan satırın username'i Turgut olarak değişti. Peki ben bu satırı komple silmek istiyorum. Bu işlemi nasıl yapacağım? Silme işleminin sorgusu da delete from users. Eğer delete from users'ı bu şekilde direkt çalıştırırsam bir önceki sorguda da söylediğim gibi bütün tablodaki satırları silecektir. O yüzden yine koşul belirtmem gerekiyor. Ver ID'si 6 olanı silelim mesela. Çalıştırdığım zaman hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ID'si 6 olan satırı silmiş olduk. Sadece ID ile değil tabi. İsterseniz buradan username'i test 3 olanları silebilirsiniz. Hemen şöyle yapalım isterseniz. Bir tane daha veri ekleyelim. Şu satırı silelim. Insert into users diyelim. Set diyelim. Ne ekleyeceğiz? Username'i test 3 olsun. Test 3 olsun. Ve e-mail'i de şöyle bir şeyler olsun. Evet, satırımızı ekledik. Hemen bakalım bir. Gördüğünüz gibi şu anda ID'si 4 ve ID'si 7 olan ikisi de test 3 olarak geçiyor username'i. Ben şimdi burada yine bir silme işlemi yapacağım. Delete from users dedim. Ver dedikten sonra koşulumu şu şekilde belirtiyorum bu sefer. User name'i eşit olan test 3'e diyeceğim. Ve sorgumu çalıştırdığımda bu sefer ne dedi? Yine sorgumuz başarılı ama etkilenen iki tane satırımız var. Hemen tablomuzu görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar username'i test 3 olan iki tane satırımız vardı ve şu anda bu satırlar silindi. Hemen bir de update için bir örnek daha yapalım. Update users diyorum. Set şuradaki test 2'yi de nasıl yapalım? Username'i değiştirelim. Username'i ne olsun? Fatma olsun mesela. Hatta e-posta adresini de değiştirelim. E-mail'i de fatma@shahin.com olsun. Ver diyorum. Nereyi değiştireceğiz? Mesela buradan değiştirirken bu sefer koşul olarak username'i test olanı diyelim ve test olanı değiştirsin. Ver username'i eşit olan test edeceğim. Hatta ikinci bir koşul da belirtebiliriz. Bizim sorgularımız vardı. Neydi? End diyebiliriz. E-mail adresi de neymiş bunun e-mail adresi? Test et testmiş. Test et test deriz.
Sorgumuzu bu şekilde çalıştırdığımızda başarılı bir şekilde çalıştı. Hemen tablomuzu bir daha görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar username'i Fatma oldu ve e-mail adresi de fatma@shahin.com oldu. Veri güncelleme ve silme işlemleri bu kadardı arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.